Yuva'ya giderken çok sevdiği oyuncak bebeğini hep odasındaki dolabın en üst rafına bırakıyordu. Böylece bebek, Julia'nın yuvaya ne zaman gittiğini, ne zaman döndüğünü hep görebiliyordu. Bebek, Julia'yı sabırla bekliyordu. Çünkü küçük arkadaşı yuvadan dönünce evde birlikte olacaklarını, çok güzel oyunlar oynayacaklarını biliyordu. Hatta akşamları da beraber uyuyorlardı yani Julia ve bebeği çok iyi arkadaşlardı. O yıl yaz bitip de sonbahar geldiğinde bütün bu mutluluk ansızın bitiverdi. Julia o gün eve geldiğinde her zaman yaptığı gibi bebeğinin yanına koşmadı. Bebeğine baştan savma bir gülücük gönderip bambaşka şeylerle uğraşmaya başladı. Annesiyle birlikte taşıdıkları kocaman paketten kitaplar, defterler çıkardı. Pembe bir kağıtla bu kitapları kapladı üzerine kocaman bir şeyler yapıştırdı. Annesi bunların etiket olduğunu söyledi. Sonra da annesi bunların her birinin üzerine Julia'nın adını yazdı. Julia'nın bebeği etiketlerden birinin üzerine kendi adının da yazılmasını boşuna bekledi. Onun adı etiketlere yazılmadı. Kitap ve defterlerin kaplanıp etiketlenmesi bitince Julia bebeğini raftan kucağına aldı ve kulağına fısıldadı: Yarın okul başlıyor, biliyor musun? Okul mu? Beni de götürecek misin? Kesinlikle hayır. Oraya seni götüremem. Okul ciddi bir yer. Yuvaya bile hiç götürmedim seni. Unuttun mu? Bebek şaşırmıştı ama alınmıştı da. Ne demek ciddi bir yer? Benim ciddi yerlere gidemeyeceğimi mi düşünüyor acaba? diye geçirdi kafasından. Ertesi sabah erkenden kalktılar. Kahvaltıdan sonra annesi Julia'yı güzelce giydirdi. Minik mavi bir etek, üzerine de bembeyaz bir bluz. Saçları iki yandan örülmüştü. Bebek artık işin ciddi olduğunun farkındaydı. Julia yuvaya giderken hiç böyle giyinmezdi. Bebek akşamı iple çekti. Okulda neler olup bittiğini çok merak ediyordu. Julia'nın bir an önce eve gelmesini, gün boyu yaşadığı, tanık olduğu her şeyi tek tek anlatmasını istiyordu. Ama beklediği gibi olmadı. Julia eve geldikten sonra sanki o yokmuş gibi davrandı. Akşam yemeğinden sonra da onunla ilgilenmedi. Masanın başına oturdu, bir sürü kaplı kitabı masaya koydu. Bebek raftan masayı rahatlıkla görebiliyordu. Dışı kaplı olan bazı kitaplar yazılı, resimli, bazıları ise tümüyle boştu. Onlar defter dedi yattıkları zaman Julia. Kareli defterlere rakamlar yazacağız, çizgililerde ise yazı yazmasını öğreneceğiz. Önce harfleri öğreteceklermiş, sonra da rakamları. O günden sonra bebek raftan hep Julia'yı izlemeye başladı. Julia'nın deftere çiziktirdiği harfleri merak ediyordu ama bir türlü göremiyordu. Çünkü Julia hep masada işini bitirip defterlerini ve kitaplarını çantasına yerleştirdikten sonra indiriyordu bebeği raftan bazen deftere çizdiği harflerin gerektiği gibi olmadığını hissediyordu çünkü annesi zaman zaman Julia'nın deftere yazdıklarını denetliyor ve onları yeniden yazdırıyordu akşam yatağa yattıklarında Julia okulda olanları bebeğine anlatıyordu öğretmeninden sınıf arkadaşlarından söz ediyordu dersleri anlatıyor oynadıkları oyunlardan kahkahalar atarak örnekler veriyordu bu okul ne kadar da güzel bir yer olmalıydı. Bir gün bebek dayanamadı ve Julia'dan kendisini de okula götürmesini istedi. Hiç olmazsa bir günlüğüne onunla okula gitmek istiyordu. Bir sabah Julia bebeğini her gün okuldan gelmesini beklediği rafa koymadı. Kendi giydiklerine benzer giysiler giydirdi ve annesine bile göstermeden gizlice çantasına soktu. Şşş sakın sesini çıkarma Burada olduğun anlaşılırsa ikimizin de başı derde girer. Bebek korkmuştu. Hiç sesini çıkarmadan Julia'nın çantasının derinliklerine çekildi. Kıpırdamadan, ses çıkarmadan bu dar yerde saklanıp kalmak hiç de hoş değildi. Sınıfta bir ara Julia çantasından kalemlerini çıkarırken çantasının ön bölümündeki bebeği fark etti. Onun korku dolu yüzünü görünce ona çok acıdı çıkarıp sırasının içine kitaplarını ve defterlerini yerleştirdiği yere koydu bebeğini matematik dersindeydiler öğretmen beş öğrencisini tahtaya kaldırdı herkese birer sayı verdi yerlerinde oturan öğrencilere de bu sayıları soracaktı hangi sayı büyük hangi sayı küçük ya da iki sayı yan yana gelince kaç eder böyle bir oyun oynuyorlardı Sınıf kahkahalarla gülerken bebek de ne olduğunu anlamak için sıranın altından başını birazcık çıkarmak istedi. Ama işte ne olduysa o anda oldu. Bebek kaydı ve sıranın gözünden yere düşüverdi. Bir bebek orada bir bebek var. Çocukların sevinç dolu haykırışlarıyla gözlerini o yöne doğru çeviren öğretmen de bebeği görmüştü. Bebeği yerden aldı, öğretmen masasının üzerine yerleştirdi. Buradan sınıfı çok daha iyi görebilir," dedi ve sanki hiçbir şey olmamış gibi derse devam etti. Gerçekten de bebek öğretmenin masasından sınıfın her yanını çok iyi görüyordu. Gururla ve sevinçle çevresine baktı. Julia yerine oturmuş defterlerini karıştırıyordu. "Şimdi biraz da harfleri çalışalım," dedi öğretmen, tebeşirle tahtaya kocaman bir O harfi yazdı ve herkesten bu yuvarlak harfi kırmızı kalemle defterlerine yazmalarını istedi. Öğrenciler bir yandan defterlerine sıra sıra O harfini yazmaya çalışıyor, bir yandan da başlarını kaldırıp masanın üzerindeki bebeğe bakıyorlardı. Sonunda dersin bittiğini haber veren neşeli zil çalmaya başladığında öğretmen masanın yanına gitti ve bebeği eline aldı. Şimdi artık sınıfta derslerin nasıl yapıldığını gördün çok merak ettiğin şeyi böylece öğrendin. İşte okul böyle bir yer ama senin yerin ev. Julia her gün okula gelecek ama seni çok sevmeye de devam edecek. Merak etme dedi. Sonra bebeği yanında bekleyen Julia'ya verdi. Küçük kız bebeğine sıkıca sarıldı. Sonra da evlerine döndüler.